Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim tam ölçüsüyle içli köfte. İçli köftenin öncelikle içini hazırlayacağım. Çünkü donması gerekiyor. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağını ocağıma alıyorum. Tereyağı eridikten sonra yarım kilo yarı yağlı kıymayı içerisine ekliyorum. Kıymayı rengi değişene kadar kavuracağım. Robottan çektiğim 5 adet orta boy kuru soğanı ilave ediyorum. Elinizde de doğrayabilirsiniz. Ben robottan çektim ama çok fazlasıyla ezmedim. Doğranacak kıvamda çektim. Soğan fazla gibi gözükebilir ama şimdi içerisinde kaybolacak. Altını orta ateşe getiriyorum. Soğanlar içerisinde kaybolana kadar kavuracağım. Bir yemek kaşığı tam doldurmadan tereyağı, 2 çay kaşığı pul biber, acısını tamamen sevdiğinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 çay kaşığı kadar karabiber, 1 çay kaşığı çok fazla olmadan biber salçası. Karıştırıyorum. Altını kapatıyorum. Doğradığım bir tutam maydanozu, 1 çay bardağı ceviz ekliyorum. Birazcık taneli. Tuzunu da ilave ediyorum. Soğurken hemen dışını da yoğuracağım. 3 su bardağı 200 ml klasik bardaklarla ince bulguru tepsinin içerisine alıyorum. 1 su bardağı irmik. Öncelikle bunları bir karıştırayım. Üzerine kettle'da kaynattığım 4 su bardağı suyu ilave ediyorum. İlk aşamada 4 bardak koyacağım. Suyu koydum artık. Şöyle bir karıştırayım. Üzerine bir poşetle örtüyorum. 20 dakika boyunca bulgur ve irmik şişmesi için bekleyeceğim. Malzemelerimi katıyorum. Tuz, pul biber, karabiber. Tuz 1 tatlı kaşığı, pul biber de, karabiber sadece çay kaşığıyla. Gene baharatları tamamen damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım su bardağı un. Şimdi artık yanıma 1 su bardağı ılık suyu alıyorum. Hem yoğuracağım hem bir taraftan elimi ıslatacağım. Birden suyu dökmeyin. Yavaş yavaş. Önce biraz yedirin. Bir su bardağı sudan bu kadar kaldı. Yoğururken kullandığım su. Toplamda 5 su bardağı su gitmiş oldu. 4'ünü içine koydum. 1 bardağı da yanıma alıp ara ara dökerek yaptım. Elinizi ara ara ıslatın. Eğer direkt daldırırsanız muhakkak elinize yapışacaktır. Elinizi sürekli ıslatarak çok hafif hafif ama ıslatın. Macun kıvamını aldı. Yuvarlıyorum. Her defasında çok az elimi ıslatacağım. Şu şeklini, suyu yanıma alayım ki ara ara bulamak için. Olduğunu nereden anlarım derseniz elinize alın bir tane. Şeklini vermeyi deneyin. Baş parmak ya da orta parmakla. Eğer ki yırtılma, kırılma olmuyorsa tamamdır. Gördüğünüz gibi hiçbir yerinden kırılma olmadı. Şimdi yukarı doğru hafif hafif, çok fazla olmadan inceltiyorum. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi hiçbir yerden kırılma olmadı. Gayet de ince. İç harcı da iyice dondu. Bir 4 saat 5 saat kadar bekledi. Açıyorum. İyice donmuş olan kıyma harcımdan içine yeterince koyuyorum. Azaltıp çoğaltma
tamamen size kalmış. Elimi yine hafif ıslatıp yukarıya doğru hafif hafif, çok değil, büküyorum. Çok elinizi yavaş yavaş yapın. Çok zorlamadan. Zaten gördüğünüz gibi yukarıya doğru çıkıyor. Ben birazcık içli köfteyi küçük yapıyorum. Diğer tarafı da aynı. Hafif çatlamalar aralarda olursa böyle suyla düzeltin. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Aslında yapması çok kolay ama yaptıkça alışılıyor. Size bir tane daha göstereyim. Ondan sonra ben yere oturup yerde kendi başıma yapacağım. Yoksa böyle ayakta çok zor oluyor. Sizler de öyle yapın. Hafif hafif yırtılma da olabilir aralarda. Sıkıntı yapmayın kendinize. Devam edin. Oraları su ile beraber düzeltebilirsiniz. Yeterince kıyma harcından koydum. Kapatıyorum. Bu sonucu olduğu için hamur kalmasını istemiyorum artık. Uçlarını koparmayacağım. Bu da birazcık kalın olsun. Toplamda 30 tane var şu an burada. Ben 7-8 tanesini pişirdim. Yani toplamda 38-39 taneye kadar çıkıyor. İçi de tam yetti. Köfteleri kızartmaya başlıyorum. Daha öncesinde bir kere köfteyi kızartmıştım. Onun yağıyla devam edeceğim. Yağını biraz bolca koyun. Yağın altını yakıyorum. Yağ iyice ısındıktan sonra köfteleri atıyorum. Şimdilik yeterli. Hiçbir şekilde ellemiyorum artık. Kızartma aşaması çok önemli. Dokunmayın. İyice böyle kızardığını görün. Ondan sonra karıştırın. Şöyle bir bakacağım. Evet, bir tarafı kızarmaya başlamış. Çok yavaş. Hafif şöyle çeviriyorum sadece. Boşluklara tekrar atıyorum. Sonradan attıklarınızla kızaranlar belli oluyor zaten üstünden baktığınız zaman. Renkleri koyu olanlar öncesinde attım. Onları öncesinde alacağım. Kızaranları alacağım. Her attığım ortalama bir 7-8 dakikada pişiyor. Gördüğünüz gibi hiç dağılmadan çok güzel kızardı. İyice yağını süzdürüp şöyle kenara alacağım. Tekrardan atıyorum. Tüm köfteleri kızarttığımı alarak devam edeceğim. Hiçbir şekilde dağılmadan içli köfte yapmak çok kolay. Şimdi içini de size göstereceğim. İçini aldım. Şöyle ortadan keseyim.
Gördüğünüz gibi incecik oldu. Diğeri de aynı şekilde. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.